Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Meral Danışbeştir. Buyurun Sayın Beştir. Teşekkürler Sayın Başkan. Önce Sayın Lütfi Türkan'a lütfen meclise beyler diye hitap etmemesini önemli hatırlatıyorum. Kadınlar da var burada. Evet, bugün 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi'nin 51. yıl dönümü. 3 işçi hayatını kaybetmişti 15-16 Haziran direnişinde ve bugün de maalesef işçi ve emekçilere yönelik saldırılar, haksızlıklar pandemi sürecinde de büyüyerek devam ediyor. 15-16 Haziran direnişi tarihinde bugüne kadar bize şunu gösterdi ki işçiler, emekçiler yan yana geldiğinde, ortak mücadele ettiğinde ve taleplerini yüksek sesle haykırdıklarında, direndiklerinde aslında kazanabilirler. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak her zaman işçilerin yanında olduk, taleplerinin arkasında durduk. Bugün de yanındayız ve bugün de bu vesileyle direnen bütün işçileri saygıyla selamlamak istiyorum. Ethem Sarısülük, dün 14 Haziran'dı, ölüm yıl dönümüydü, daha doğrusu katledilmesinin yıl dönümü. Öncelikle kendisini saygıyla anıyorum ve anısının sürekli devam edeceğini, unutmayacağımızı ifade etmek istiyorum. Gezi direnişiyle beraber ve şunu tekrar hatırlatmak istiyorum, cezasızlık politikasının nelere mal olduğunu. Ethem Sarısülük'ü Ahmet Şahbaz isminde bir polis katletti ve yargılama sonucunda ilkin 7 yıl 9 ay 10 gün ceza aldı. Fakat sonrasında Yargıtay'a gitti ve Yargıtay 15.200 TL, Yargıtay bozdu bu cezayı fazla diye ve para cezasıyla cezalandırıldı polis Ahmet Şahbaz. Yani bir insanı katletmenin cezası 15.000 TL. Bu korkunç bir tablo. Yani insan öldürmenin cezasızlığın aslında... Buyurun Sayın Başkan. Cezasızlığın geldiği aşamayı gösteriyor. Tekraren Ethem Sarısülük'ü ve Gezi direnişinde yaşamını kaybeden herkesi buradan saygıyla selamlayarak anmak istiyorum. Sayın Başkan, bir de orman yangınları var. Kars Sarıkamış'ta ağaç kesimi bölge halkı açısından büyük bir endişeyle izleniyor. Doğrusu birkaç gündür çokça telefon ve şikayet aldık. Her yıl binlerce ağaç kesiliyor Sarıkamış'ta ve ormanların kesilmesi neticesinde ekolojik denge ciddi bir biçimde bozuluyor ve yaban hayatı da adeta yok ediliyor. Bölgenin endemik türü bilindiği üzere sarı çamlardır. Aslında koruma altına alınması gerekiyor. Fakat şu anda yok ediliyor ve açıkçası kuraklık kıtlığa, kıtlık da açlığa yol açıyor. Bu ağacın, ormanların bu şekilde heba edilmesi ciddi bir şekilde ekolojik dengeyi bozuyor. Buyurunuz Sayın Beştaş. Yaşamı zorlaştırıyor. Ormanları kesmeyin, kıymayın, doğaya düşmanlık yapmaktan vazgeçilmesi yönündeki çağrımızı tekraren ifade etmek istiyorum. Şimdi iki gün önce İstanbul İl Ambulans Müdürü Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Doktor Adil Yetiş Sarı Hasanoğlu'na ait ırkçı ve cinsiyetçi bir paylaşım sosyal medyadan tüm kamuoyuna yansıdı. Twitter'da yapıldı. Bu paylaşım Kürt halkına ve Alevilere yönelikti. Açıkçası büyük bir tepkiyle karşılandı sosyal medyadan yayılması üzerine ve hala bu başhekim görevde, yani şu ana kadar en azından bunu biliyoruz ve bu başhekim gücünü nefret dilinden almaktadır. İktidarın nefret dilinden bu gücü ve cesareti alıyor. Kürtlere ve Alevilere yönelik, kadınlara yönelik bu ırkçı ve cinsiyetçi yaklaşımları asla kabul etmeyeceğiz ve bunu... Buyurunuz Sayın Beştaş. Bunun karşısında sessiz kalmayacağız. Nefret suçları yasası çıkması için defalarca kanun teklifi verdik. Bu vesileyle bu yasayı bir an önce çıkarmayı bütün meclise öneriyorum. Önümüzdeki en önemli meselelerden bir tanesi. Diğer bir mesele Ensar Vakfı ile ilgili. Bitlis Ensar Vakfı'nda din kültürü öğretmeni olarak atanan OSVMÖ, vakfa ait evlerde kalan kadınlara şantaj ile tecavüz ettiği yönünde iddialar kamuoyuna yansıdı. Açıkçası Ensar Vakfı'nı saygın bir kurum olarak görenler bu konuya
ne diyorlar? Yani bunun saygın bir kurumla yan yana gelemeyecek iddialar ve vakalar olduğunu kamuoyunun takdirine sunuyorum. Ayrıca etkin bir yargı süreci işletilmediği müddetçe ve cezasızlık politikasını devam ettirildiği sürece bu olaylar bitmeyecektir. Bu konuda tutum almayanlar aynı zamanda... Buyurun Sayın Başkan. Tutum almayanlar bunun sorumluluğundan kaçamayacaklardır. Bu meseleye dair şunu da söylemek istiyorum. Valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve güvenlik birimlerine, Hersan Karakolu ve Mustafa Yeter Karakolu'na yapılan şikayetler ve ihbarların da görmezden gelindiğini önemli ifade etmek istiyorum. Derhal bu failler hakkında gerçek bir yargılama yapılması çağrısını da tekraren söylüyorum. Son olarak Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinde motosikletli Yunus polisi yine çocuklara çarptı. Hiçbir yerde bu kazalar olmasın. Ne Yunus polisleri, ne panzerler, ne tomalar tabii ki çocuklara çarpmamalı. Ama bu çarpma hadiseleri Rize'de, Trabzon'da, Antalya'da, İzmir'de olmuyor. Diyarbakır'da, Hakkari'de ya da Şırnak'ta ya da Mardin'de ya da Siirt'te oluyor. Bu da Kürtlere yönelik ayrımcı politikaların ve düşman olarak görmenin bir yansımasıdır. Buyurunuz Sayın Başkan. Örnek verirseniz Sayın Akçay memnun olurum diğer illerdekine. Kent sokaklarında bu askeri araçlar, Yunuslar dolaşarak halkı taciz ediyorlar ve sözde güvenliği sağladıklarını iddia ediyorlar. Ama güvenliği kendileri ortadan kaldırıyor. İzmir İhade Şubesi'nin son Haziran 2019 raporuna göre son 10 yılda en az 63 zırhlı araç çarpması olayı gerçekleşmiş. 16'sı çocuk ve 6'sı kadın olmak üzere toplamda 36 kişi yaşamını yitirmiştir. Ve bu konuda en tipik ve en korkunç örneklerden biri Silopi'de evlerinin içinde uyuyan, evin içinde 6 ve 7 yaşındaki Muhammed ve Furkan'ın panzerin evin içine girmesi suretiyle yaşamlarını kaybetmesidir. Evet, bu Kürdistan kentlerinde sıkça yaşanmaya başlandı. Bu konuda İçişleri Bakanlığı'nın... Buyurun Sayın Başkan. İçişleri Bakanlığı ve iktidar grubunun bu meseleye ehemmiyet vermesi, daha fazla can kaybı, çocukların yaşam hakkının tehdit edilmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını önemli talep ediyoruz ve duyuruyoruz. Teşekkür ediyorum.